yine sözlerin babasıyım, adım Hüseyin. Direkt böyle başlıyor. Tıp mı, mühendislik mi? Buradaki öğrenciler birincisi daha çalışkan. Endüstri mühendisliğinden mezun olduk. Diş hekimlerinden, tıpçılardan çok daha fazla maaş alırlar. Yani bunlar tamam mı? İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun. Hoş geldin baba. Hoş bulduk babacığım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar, babam ilk defa değil, ikinci defa konuk oluyor. Üst üste iki defa video çektik. Baba, seni tanıyalım. Enes Özdel'in babasıyım. Adım Hüseyin. Kaç yaşındasın? İstanbul'da doğduk, büyüdük. Zamanında endüstri mühendisliğinden mezun olduk. Sürekli olarak fabrikalarda planlama, üretim, sonra yazılım en son mesleğimiz. Şu an için yazılım mühendisliği yapıyoruz. Çok güzel. Yazılım hangi üniversiteden mezunsun baba? Yapıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Evet. Yaşını söyledin. Yaşımızı söylemeyelim. Söylemeyelim. Evet, söyle. Nerelisin? Nerelisin? Çanakkale'yiz tabii. Ama doğma büyüme İstanbulluyuz. Valla bugünkü konumuz ne olacak? Bugünkü konumuz mühendislik dalını bitirmiş bir insan olarak senin niye sağlık alanına girmeni istedim? Tamamen mühendisliğe zıt bir alan olmasına rağmen niye böyle bir tercihte bulunduk? Belki biraz bunu konuşuruz. Yani kısaca mühendislikle sağlık bilimlerini, yani tıp diş hekimliğini karşılaştıracağız gibi bir video hayatta, olacak değil mi? Evet, yani gençlerin geleceğinde acaba hangisi daha avantajlı durumda? Belki bunu konuşabiliriz. Öncelikle başlayalım baba. Doktorlukla mühendisliği kıyaslamak istiyorum ben daha çok. Evet. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Değişik alanlardan, değişik kriterlerle bakılabilir ama mezun olduktan sonraki imkanlar hangilerin daha avantajlı? Belki bu yönden değerlendirirsek mezun olduktan sonra iş bulma ihtimali, olasılığı en fazla tabii tıp mezunlarının, daha sonra diş hekimleri mezunlarının, daha sonra da mühendislik. Ama mühendislik tabii deyince mühendisliğin birçok dalı var. Bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, mekatronik mühendisliği çok çeşitli ve bu mühendislik dallarının birçoğunun da birbirlerine çok büyük bir benzerlikleri olmayabiliyor. Mezun olduktan sonra sorunun cevabı olarak en avantajlı tıpçılar, tıp mezunu doktorlar yani. Direkt iş buluyor diyorsun. Direkt olarak hem kamu sektöründe hem özel sektörde iş imkanına sahipler. İkinci kriterimiz de mezun olduktan sonra aldıkları maaş olarak düşünecek olursak yine aynı şekilde sıralama değişmiyor. Yine en fazla kazananlar yine tıpçılar oluyor. Hı hı. İş hekimleri ve mühendisler. Ama tabii istisnalar kaideyi bozmaz. Yani bir Koç'ta, bir Sabancı'da bir yöneticilik yapan bir mühendis tabii ki diş hekimlerinden, tıpçılardan çok daha fazla maaş alırlar. Şimdi şöyle bir insanlar üzerinde bir algı var. Evet. Hani tıpta ve diş hekimliğinde nereden mezun olursan ol eşit statüdesin. Ama mühendislikte hangi üniversiteden mezun olduğun çok önemli. Hatta o kadar önemli ki fabrikatörler atıyorum, özel sektör seni direkt kapıyormuş. Şimdi şöyle bir durum var. Fabrikalar tıpçı çalıştıracak halleri yok. Yani onlar ne yapacaklar? Tabii ki mühendislik dallarından mezun olanları işe alacaklar. Dolayısıyla en çalışkan öğrenciler hangi okula kayıt oluyorlarsa ve nereden mezun oluyorlarsa en çalışkan öğrencileri tabii ki kendi bünyelerine katmak istiyorlar. Bunlar da tabii en başarılı üniversiteler mühendisliklerde belli. İşte Boğaziçi, Bilkent, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız, böyle sıralamalar değişiyor. Tabi bölümden bölüme de değişiyor ama genelde Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ ve diğer bazı özel üniversiteler devamlı olarak ilk 10'u, ilk 5'i bunlar çekiyorlar. Buradaki öğrenciler birincisi daha çalışkan. Lise hayatından beri düzenli bir çalışmaya alışmış. Yani en azından bir yabancı dili bilerek mezun oluyorlar. O ODTÜ olsun, Boğaziçi olsun, Bilkent olsun, diğer üniversitelerden. Şimdi bir eklemek yapmak istiyorum ben. Mühendislikte açık başladı zaten değil mi? Çoktandır başladı baba. Tabii, bu en iyi üniversiteler haricinde çoktandır mühendislik işsizlik oranı çok yüksek. Maalesef. Bir de tıp veya diş hekimliği ile mühendisliği karşılaştırmak dediğimiz zaman bir de şöyle bir olay karşımıza çıkıyor. Çalışma süresi. Yani bir firmaya girdiğin zaman ne kadar orada kalabiliyorsun? Ne kadar çalışabiliyorsun? Türkiye ortalaması ne? Yani Türkiye ortalaması değişik istatistikler var ama mühendislerin 2 yıl diyorlar, 3 yıl diyorlar, 4 yıl diyorlar. Hadi 5 yıl olsun onu da biz söyleyelim. Yani dolayısıyla bir insanın 30 yıl, 35 yıl şimdi emeklilik yaşı da 60 oldu. 24 yaşında mezun olsa 35 yıl insan çalışacak. Evet. Dolayısıyla yani 5 yılda bir iş değiştirirse 7 tane eder. 7 yılda bir iş değiştirirse 5 tane eder. Ki maalesef bu cycle daha fazla. 2-3 yılda bir iş değiştirme maalesef mühendislerde çok olağan, çok doğal bir olay. Ama tıpçıların, diş hekimlerinin böyle değil. Devlete bir girdiği zaman artık oradan emekli olana kadar kalabiliyor. Veyahut da iş bulma süreleri
işsiz kaldıkları zaman diyelim ki daha kısa olduğu söyleniyor. Bir de böyle bir durum var. Yani mühendislik okuyan olan arkadaşlar 35 yıllarını nasıl geçirecekler, hangi firma veya hangi firmalarda geçirecekler, bunları çok düşünmeli lazım. Zaten bu pek de öngörülen, bilen bir olay değil. İşte tanıdıklar devreye giriyor. İnternet siteleri, kariyer gibi, yeni bir iş.com gibi bunlar devreye giriyor ama hani buradan iş bulma ihtimalleri de düşük. Aynı zamanda iş bulduktan sonra orada kaç yıl kalabilecek? Bu da soru işareti. Bunun gibi şeyler var. Tabii. Ki diş hekimliğinde dahi artık kadro açılmıyor gibi evet. Bir söz konusu var. Sonra ileriki 10 senede, 20 senede bunlar ne olacak? Evet, üniversiteler gitgide artışta, sürekli rekabet artacak. Tabii. Kaç kişiye bir diş hekimi düşüyor, işte bu gitgide azalıyor bu yüzdelik. Tabii. Ama yine de insanın olduğu her yerde tıp hekimlerine, doktorlara ve diş hekimlerine her zaman ihtiyaç olacak. Evet. Baba, bir başka sorumuz ise şimdi evet. Biz tıbbı konuştuk, diş hekimliğini konuştuk, mühendisliği konuştuk. Evet. Arasında bir kıyaslama gibi bir şey tam yapmadık ama bu zaten yapılamaz yani. Tabii dedik ya, fabrikalarda diş hekimliği, tabii, doktor çalışmaz. Yani böyle bir kıyaslama yani, yapılamaz. Dolayısıyla hepsinin yeri ayrı, hepsi lazım. Yani ayakkabıcı da lazım, gömlekçi de lazım, kazakçı da lazım. Yani. Bir insan çorapsız da dolaşamaz, çorapçı da lazım. Hepsi lazım yani. Aynen öyle. Babacığım, şimdi senden mühendislik dallarında şu ana kadar yani çok uzun sürede tecrüben var. Her türlü mühendislik dalının konusuna girmiş bir insansın. Birçok mühendis arkadaşın da oldu aynı şekilde. Senden mühendislik dallarını yorumlamanı istiyorum. Hem şu anki özellikleri, yani şu anki durumlarıyla ve gelecekte olabilecek durumlarıyla yorumlamanı istiyorum. Ki arkadaşların kafasına takılan bazı sorular belki gideriz manasında. Şimdi bir geçmişin popüler meslekleri vardı. Hı hı. Günümüzün popüler meslekleri var. Ve geleceğin de popüler meslekleri değişecek. Anlaşılan o. Evet. Çünkü teknoloji değişiyor. Mühendislik demek aslında teknoloji demektir. Teknoloji değiştikçe mühendislik, popüler mühendislik dalları da değişecek ama her mühendisliğe ihtiyaç olacak mı? Olacak. Efendime söyleyeyim, bir elektrik mühendisliği binalar yapıldığı müddetçe bu elektrik mühendisliği olacak ama popülerliğini yitirilen meslekler olacak mı? Bunlar tabii ki olabilir. Oluyor da. Oluyor tabii. Bir de şu var, yani kontenjan arttıkça, oradan mezun sayısı arttıkça maalesef popülerliğini yitiriyor. Doğal olarak yitiriyor. Mesela bizim zamanımızda endüstri mühendisliği çok popülerdi. İşte endüstri mühendisliği pek bulamıyordu insanlar. İşte gel sana ev kiranı verelim, gel sana altına arabanı verelim, şu kadar maaş filan. İşte şu şehre gelir misin, bu bölgeye gelir misin filan. O zamandaki insanlar ne yapıyordu? Nazlanıyordu. Yani işte 2-3 yerden beni çağırdılar, acaba hangisine gitsem filan. Ama şu an öyle bir durum yok mesela. Ve ileride de daha çok teknolojik olarak mesela bir yapay zeka mühendisliği, işte bir biyomedikal mühendisliği, efendime söyleyeyim. Daha çok böyle bir yazılım mühendisliği biraz daha popülaritesini artırabilir. Dolayısıyla teknolojik yönde insanlar, kendilerini geliştiren insanlar, mühendisler, onlar daha revaçta olacak. O belli. Daha farklı mühendislik dalları da çıkabilir ama şu an yapay zeka mühendisliği çok popüler. Aynı zamanda mekatronik. İşte bu artık uçak var ama insansız uçak. Araba var ama insansız araba. Belki ileride tren var ama insansız tren. Hani insanlar sadece düğmeye basıp bir ekran karşısında onu izleyecek, yönetecek icabında. Ama araçlar gidecek, gelecek, kendi kendini kontrol edecek. İnsanlar kendilerine belki vakit ayırabilecekler. Dolayısıyla insanları hep bunlar, mühendislik dalları da aslında çalışmaya, araştırmaya, yenilikler insanlar hayal edecekler. Ve o hayallerin peşinde koşacaklar. Ve bunda daha çok işte gördüğümüz gibi yabancılar, yani Amerikalılar, Japonlar bu konularda bizden çok çok daha ileriler. Bizler onların yaptıklarını takip ediyoruz yani. Ama yazılımı daha yenilikçi. Daha doğrusu her ay bir takım diller çıkıyor, dilleri yenilikler çıkıyor. Öğrenilmesi gereken şeyler her ay yenilikler oluyor. Daha bir canlı, daha hareketli bir mühendislik dalı. Dolayısıyla gençler kendilerini bunlara göre şey yapabilirler ama yani vasat üniversiteler, vasat bölümler okuyacaklarına hem çalışsınlar hem dışarıdan okusunlar. Böyle imkanlar da var. Yani uzaktan eğitim imkanları da var. Gençlere onları da tavsiye edebiliriz yani.
Kesinlikle baba. Uzaktan eğitim tabii ayrı bir konu. Onu da icabında konuşulabilir. Onu başka bir konuda konuşuruz. Başka bir konuda konuşuruz. Evet. Senin baba aklına takılan başka bir soru var mı cevaplamak istediğin? Yani daha doğrusu insanların aklına takıldığını şimdi düşündüğün. Şimdi bir insan hangi işi yaparsa yapsın birincisi severek yapmalı. İkincisi o konuda bütün benliğini vererek sanki o konuda çalışmazsa yok olacakmış gibi o işte çalışmalı ve en iyilerinden bir tanesi olmaya çalışmalı. Bunun haricinde başarının peşinde koşmalı. Kesinlikle arkadaşlar. Ve çalıştığı kuruma katkıda bulunmalı. O katkıyı da gördüğü zaman mutluluk onun içerisinde zaten. Benden bu kadar. Babacığım konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben, aslında konuk ben de, değil. Ben de teşekkür sahibisi ederim. Sahibisin yani bu kanalın. Evet. Sen de yeni bir kanal açacaksın. Allah... Arkadaşlar babam da yeni bir kanal açacak. Onun da kanalını şuraya buraya bırakırım. Ona da abone olun. Allah razı bana olsun. Da abone teşekkür olun. Ederiz. Like atmayı biz unutmayın. De, biz de gençlere elimizden geldiği kadar tecrübelerimizi aktarırız. Evet. Bizim de vazifemiz o. Çok sağ ol baba. Görüşürüz. Görüşürüz inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. We'll be right back.